Evet arkadaşlar selam. Bu geceki videomuzda sizlere Hayrembot ile nasıl veri kurtarılır onu göstereceğiz. Yalnız şöyle şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bu bilgi tamamıyla profesyonel bir bilgi değil. Benim sevdiğim insanlar oluyor. Ahbapım, eşim, dostuma yaptığım bir veri kurtarma işlemi. Aslında bunun biraz daha detaylı bir süreci var. Ama ben size bu videoda onları çok göstermeyeceğim. Çünkü çok kafa karıştırıyor ve günler sürebilen hatta haftalar aylar sürebilen bir işlem oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yapacağımız size teoride en basit bilgi. Yani normal bir sürecin işleyiş hakkındaki en kolay bilgiyi göstereceğim. Diğer tarafta ise çok çok önemli verileriniz vardır ve hiç kurtarılamayacak verilerdir. Bu yüzden sen bir teknik ekipten bilgi almanız gerekiyor. Bu da ücretli. Bu işler çok da ucuz işlemler değil. Oldukça maliyetli diyebilirim. Onun haricinde göstereceğim işlem arkadaşlar normal bir protokol. Bununla ilgili birçok YouTube'da videolar var. Herkesin hazırladığı şeyler var. Kimisinde işte kesin bilgi, kesin kurtarabilirsiniz diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada en önemli nokta yapacağımız amatör süreçte işlem şu arkadaşlar. Diski bir kere biçimlendirdiniz. Formatladınız. Bitti. Bir daha üstüne bir şey yazmamanız gerekiyor arkadaşlar. Siz her bir şey yazdığınızda o veri daha çok kurtarılamaz hale gelir. Dolayısıyla bir veriyi sildiğinizde ya da bir diski sildiğiniz zaman öyle bırakın arkadaşlar. Çok çok önemli veriler varsa profesyonel anlamdaki firmalardan kesinlikle bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Şu an yapacağımız işlem daha önceden kurtardığım verilerim var arkadaşlar. Ben kurtardım. İşime yarayacak olanları aldım. Belli videoları kurtardım. Belli resimleri kurtardım. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Bir işlem, ücret ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Diğer videolarımda da görebilirsiniz. Destek olduğum arkadaşlar var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama her yoruma, her şeye cevap veremem arkadaşlar. Sonuçta ben bu işi ücretle yapmıyorum. Burada birçok insan bu videoları izliyor. Yardımcı olabildiğimiz kadar oluyoruz zaten arkadaşlar. Ama bu kanaldaki hiçbir şey sonuçta ücretli içerik değil. Tamamıyla sizlere de insanlara destek veriyoruz. O yüzden böyle çok absürt yorum yapan arkadaşlara da söyleyecek pek bir şeyim yok. Paranız zaten varsa para karşılığında bu işlemi yaptırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim bu işin teknik noktasına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Artık link vermiyorum arkadaşlar bu tarz işlerde. Çünkü sanıyorum şikayet ediyorlar ve videolarımız siliniyor arkadaşlar. O yüzden size ben versiyonu söyleyeceğim. Ekranı göstereceğim. Hayrembot'un o versiyonunu indirip kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Boot nasıl yapılır onu da göstereyim size. Ancak şu bu işlemi yaparken yapmanız gereken işlem boş bir tane kurtaracağınız disk boyutu kadar bir diskinizin olması gerekiyor. Aynı disk üzerine yazamazsınız. Farz-ı mal ben sizdeki diskin olduğunu düşünüyorum ve elinizde bir tane boş diskiniz, USB'niz var. Onunla boot işlemi yapacağız Rufus'la. Daha sonra da kurtarma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle de yapmanız gereken işlem Rufus'u çalıştırıyoruz arkadaşlar. Rufus'un 4.2 versiyonunu kullanıyorum. 4.1'i de kullanabilirsiniz fark etmiyor. Elimde şimdi arkadaşlar benim bir tane USB flash'im var. Ben burada bakın arkadaşlar Rufus'ta herhangi bir işlem yapmıyorum. ISO'm zaten masa üstünde Hayrembot'un. Hayrembot CD. Gördüğünüz gibi geliyorum. Buradan herhangi bir işlem yapmayacağım. ISO'yu seçeceğim arkadaşlar. Desktop'ta zaten var. Evet. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Ve burada başlat diyorum. İşte zaten içinde veri olduğu için sileceğim diyor. Sistem problemi yok. Şimdi arkadaşlar. Burada şöyle bir işlem olacak. Bu ISO'yu yazdırdıktan sonra desktop kullanıyorsanız boot menüsünü yani BIOS'a girmenize gerek yok. Sadece boot menüsü bildiğim F11. Ben F11 ile giriyorum. F10'la da giren var. F12 ile de giren var. Fn F11, F12, F10 ile çalışan var. Escape ile giden var. Yani bu sizin bilgisayarınız.
Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an Hayrenmut'tayız. Normal bir işletim sistemin gibi çalışıyor. Sürümü arayüzü değiştirmişler tamamen. Daha böyle kullanıcı arayüzü yapmışlar. Basit ve pratik olmuş. Şimdi arkadaşlar çok fazla videoyu uzatmayacağım. Şimdi Hayrenmut'u araştırabilirsiniz. Hayrenmut'un sadece data recovery özelliği yok. Birçok özelliği var. Defrag özelliği var vesaire, başka özellikleri de var yapabileceğiniz. Evet arkadaşlar, şimdi utilities tabı altında işinize yarayabilecek birçok şey var, tool'lar var ve bunların tamamını ücretsiz kullanabilirsiniz. Benim burada tabi size göstereceğim, şu tabları ön yüz göstereyim ben size arkadaşlar. Burada birçok işinize yarayacak tool var, uygulama var. Bizim burada işimize yarayacak olan tab zaten şurada arkadaşlar, Data Recovery tabı ve biz burada LazySoft kullanacağız. Diğerlerini de daha sonra bunlarla ilgili farklı videolar çekelim. Evet arkadaşlar, bizim burada en çok işimize yarayan tabii ki LazySoft. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, her videoyu kurtarmıyor. MOV olsun, Avisa olsun. JPEG'leri %80, %90 oranında geri getirebilirsiniz arkadaşlar. Ama doc dosyalarını, işte Excel'inizi, Word'ünüzü %70, %60 oranında getirmiyor. Aslında getirebilecekleri kapasiteler %70, %80 ortalama hemen hemen aynı. Yani MOV dosyalarını getirmiyor arkadaşlar. Getiriyor. Ama mesela şöyle söyleyeyim, tamamını değil. Yani sizi tatmin edecek noktada getirebilir de getirmeyebilir de. Ama JPEG'lerin %90 ortalamasını da getiriyor. Ama videolarda kodeklerden dolayı sapıtıyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan Hard Disk Tools seçiyoruz. Ben daha önceden 2-3 gün sürdüğü için benim ortalama 1,80 TB'lık bir diskim vardı. Ortalama 2,5-3 gün sürüyor. Başlayalım. Data Recovery kısmından LazySoft'u çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle, ben genellikle Deep Scan'ı falan çalıştırmıyorum. Genellikle Deep Scan yapıyorum. Deep Scan yaptığınız zaman arkadaşlar ne kadar bozuk veri varsa onları da getiriyor. Şimdi tarama yaptırmayacağım. Aslında size göstereyim mevzuyu. Benim burada tarama yaptıracağım disk, yani 2 TB'lık bir disk var burada arkadaşlar. Diğerleri işte USB'm, portable diskim. Bu da portable olan. Şimdi next dediğiniz zaman options diyelim bakayım. Buradan işte neyi kurtarmak istediğinizi seçebilirsiniz. File olarak mı kurtarmak istiyorsunuz? Partlar mı kurtarmak istiyorsunuz? RAW dediğimiz işte QNAP diskleri olur, NAS diskler olur. Bunlar, ya da buradan filtreleme yapabilirsiniz. Tabii ki biz bunların hiçbirini yapmayacağız arkadaşlar. Biz Allah ne verdiyse dosyayı, ne varsa ne yoksa indireceğiz arkadaşlar. Tarama yapacağınız diski seçiyorsunuz. Ben bunun hiçbirini yapmayacağım. Ben bunu yapacağım. Yani benim her şeyim bunun altında. Yani şuradaki 1,861 terabayt olan diskimi seçeceğim. İsterseniz buradan bunları da seçebilirsiniz ama ben tamamını seçeceğim ve next diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada start ders dediğim anda komple tarama yapıyor. Dediğim gibi ortalama yani 2-2,5 gün, 3 gün, yani sizin diskinizin hızına göre değişiyor. Burada bozuk sektörleri de arıyor. Ama ben sektör araması yapmayacağım. Burada partları da arıyor. Ama ben bunları da yapmayacağım. Ben tarama yaptıracağım sadece arkadaşlar. Ve start search diyorsunuz arkadaşlar. Başlatıyoruz. Evet. Şimdi bir tarama başlasın. Dosyalarımızı görelim. Şuradaki petler, pet gösterir. File dediğiniz zaman da file'ları gösterir. Şimdi öncelikle bir başlatsın. En azından size bir iki tane göstereyim. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu da benim daha önceden kurtardığım verilerim. Ben bunları G'nin içine aldım arkadaşlar. Tamam, bakın burada kurtarılanlar diye dosya göreceksiniz. Denemelerim var. Tabi şimdi şunların hepsi kurtardığı dosyalar. Tamam, Lost File Result'lar, bunlar kurtardığı dosyalar. Ama şöyle düşünün. Şimdi
Videonun başında da söylediğim gibi siz bu dosyaların hepsini kurtaramıyorsunuz. Kurtarabildiğini kurtarıyor. Genelde avileri, moğulları çok zor kurtarıyor. Yani benim çoğu uygulamayı denedim arkadaşlar. Moğulların çoğunu kurtaramıyor. Ama mesela atıyorum 1000 tane filminiz var. Moğul olabilir, avi olabilir. İşte bunların ortalama 200-300 tanesini falan kurtarabilirsiniz. Tabii bu sayı tamamıyla sallamasyon bir sayı. Dediğim gibi %80-90 oranında JPEG'leri kurtarabilirsiniz. Ama Moğollar, yani filmleriniz, videolarınız, dokümanlarınız, bunlardan çok fazla ümit etmeyin. Size gösterdiğim yöntemle birçok dosyanıza erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Benim avilerden zaten çok umudum yok. Doçlardan yok. Yani dediğim gibi kurtarıyor. Bakın böyle kurtarırsınız. Dolu var. Tamam mı? Burada gerçek boyutlarıyla da indiriyor bu arada arkadaşlar. Ama açamıyor. Çünkü data bozulmuş oluyor. Yani veri yolu bozulmuş oluyor. Ha, biz ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Kurtarabildiğimizi kurtarıyoruz. Dediğim gibi JPEG'lerde bakın çok fazla JPEG'lerim var. Ya bunları da çok fazla açmak istemiyorum. Özel dosyalarım olduğu için. Ama bu diskim benim dediğim gibi kaybolan, yani silinen bir diskim. Kurtarabildiğimi kurtardım. Beni tatmin etti mi? Etti arkadaşlar. Çünkü ben çok fazla uygulamak test ettim, kullandım, kurdum. Çok fazla veri kurtardım ama benim için açıkçası en düzgün ve stabil çalışan şu oldu. Hiç uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Kurtarabildiğine bakın, gerçekten kurtarıyor. Kurtaramanı da kurtaramıyor. Yani size burada %100 çalışacak, edecek diye yalan söylemenin hiçbir anlamı yok. Burada tamamıyla kurtarabildiğini yani. Şimdi bir iki tane denk getirebilsem. Çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birkaç dosya getirdim. Öncelikle gördüğünüz gibi altta zaten çıkıyor. Diğer dosyalarım özel olduğu için onlardan tıklayamıyorum. Ama gördüğünüz gibi bunlar kayıp dosyalar. Lost file diyor zaten. Şimdi ben bunlardan bir tanesini kurtaracağız arkadaşlar. Normalde seçip hepsini select deyip hepsini kaydedebilirsiniz. Yapmanız gereken süreç arkadaşlar, geldik buna tıklıyoruz. Buradan save file diyoruz. Farzımal hepsini seçebilirsiniz. Buradan videonun başında dediğim gibi bu kadar veriyi alabileceğiniz ayrıca bir diskin makineye takılı olması lazım. İster internal olur, ister external olur. Ben buradan geliyorum arkadaşlar. F'nin altında ya da G'nin altında kurtarılanlar var. G'ye geliyorum. Buradan new folder diyorum. Buraya en son yazalım. En son dedim. Tıkladım. Buraya geliyorum. Save file diyorum. Evet, dosyamızı kaydetti. Şimdi geliyorum buraya. Bazen kaydetmiyor arkadaşlar. Teyit edeceğiz. Şimdi geliyorum hemen. Açalım. En son. Gördüğünüz gibi kaydetmemiş arkadaşlar. Bir daha geliyorum. Bir daha recover diyorum. Ya da recover demeyin arkadaşlar. Save file bazen çalışmıyor. Şuradan tekrar geliyorum. G'nin altına en son deyip save diyorum. Bakın şu an aldı. Sonra geliyorum. Aşağıda var olan zaten lokal diskin altında. En son tıklıyorum. Record data, lost file, result, JPEG. Bakın. Gördüğünüz gibi dosyamız burada. Dosyanın oluşturma tarihini göremiyorum arkadaşlar. Şuradan hani telefonda o dönem çektiğim information'da bir şeyler çıkıyor mu? Yani herhangi bir çekilme tarihi sanmıyorum. Görünmüyor. Yani ben göremiyorum. Option diyeyim. View'de bir şeyler çıkıyor mu? Yok. Properties diyeyim bakayım. Şurada bilgiler çıkıyor. Şüphe bilgileri var. Sanıyorum yok arkadaşlar. Yani çünkü şu an son oluşturma tarihini görecek tabii ki. Yani dediğim gibi işlem bu kadar arkadaşlar. Burada da muhtemelen birkaç dosya göreceksiniz ama benim özel dosyalarım olduğu için ben tıklayamıyorum. Bu şekilde deneyin arkadaşlar. Sizi tatmin edici sonuçlar alacaksınız umarım.
izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İyi geceler, iyi seyirler dileriz.